Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberler. İlk sayfalarda saklanmaya, gizlenmeye çalışan haber, yazı ve yorumlar. Yazarların gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. Ben buradayım. Hikmet Genç de burada. Evet. Düne göre biraz daha iyi. Evet, elhamdülillah daha iyi. Antibiyotiksiz iyileşmenin sırları konulu. Paralelimize hoş geldiniz. Sağlık köşemize hoş geldiniz. Evet. Nasıl toparladın hocam? İyi, Allah'a şükür. Biraz ateşim düştü. İlaç kullanmadan nasıl oluyor bu işler? Yok, ateş, bazı ilaçları alıyoruz yani. İlaç almıyorum demiyorum da. Uzun mesele. İyiyiz elhamdülillah, sıkıntı yok. Abi bizi açıklayamayacaksın ilaçlar mı? Yok tabii ya, yani şeye sormak lazım. Dünya Sağlık Örgütü WHO. Hayır, kim vardı meşhur şu hani bitkilerden ilaçlarla ilgili? İbrahim Sarıçoğlu mu? İbrahim Sarıçoğlu, evet. Ondan kür alıyorsun. Ondan kür alıyoruz, ondan fikir alıyoruz tabii ki. Güzel. Bunu aldıktan sonra en büyük meşhur vardı konuşması. Ondan sonra yapıyorsun, bir şey kalmıyor. Abi yapmasaydın ya. Yapmasaydın iyiydi ya. Bunlar evet. Tabii uzun uzun bayağı iyileşmişsin sen, anlaşıldı. Evet yani. Evet, iyileşti elhamdülillah. Bayağı iyileşmişsin, evet, anlaşıldı. Bayağı bir gündemimiz yoğun. Çok. Bayağı bir görseller var, videolar var, tweetler var. Yetişti, o tarafta haberler var. Yetiştiği ölçüde vereceğiz. Yetiştiği ölçüde vereceğiz inşallah. Canlı yayına, ilk canlı yayına kadar. Maruz kalmazsak. İlk canlı yayına kadar vereceğiz. Şu, ya ben açık söylemek gerekirse. Evet. Herhal ve şartta. Evvela şu Necip Fazıl Ödüleri'ni söyleyeyim. Yani bu yayınlarımız içerisinde sıklıkla döndürüyoruz tabii ki ve herkes takip ediyor ama artık gelenekselleşmiş olan Necip Fazıl Ödüleri'nin üçüncüsü bu cumartesi günü sahiplerini bulacak. Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacağı bir törenle, organizasyonla. Onu bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Detayları, ayrıntıları yani çok görkemli, çok da muhteşem bir organizasyon hazırlığı içerisinde bizim kurumsal geceli gündüzü şu anda Necip Fazıl ödüllerine hazırlanıyor. Star Gazetesi'nin artık gelenekselleşen ödül töreni. Yine çok önemli isimler bu sene ödüle değer bulundular. Daha kapsamlı bir şekilde ilerleyen yayınlarımızda da ayrıntılı alacağız. Şimdi bugün Star Gazetesi'nin birinci sayfasında görünce onu da hatırlatayım istedim. Üstad'a özel ek cumartesi günü de Star Gazetesi'nin yanında hediye edilecek. Onu da duyurmuş olalım. Bir, yani böyle bir açayım. Bunu da bir hatırlatmış olalım istedim. Star Gazetesi'nin artık gelenekselleşen ödül töreni. Şeyi söyleyeyim. Şiir dalında Ebubekir Eroğlu. Edebiyat dünyasında hikaye, roman ve denemeleri iz bırakan isimlerden biri Cihan Aktaş. Hikaye ve roman dalında Necip Fazıl Ödülü'ne değer görüldü. Ondan sonra o isimleri de hatırlatmış olalım bugün. Cihan Aktaş ve Ebubekir Eroğlu'ndan söz eden bir de haber yapmış Star Gazetesi. O vakte kadar daha çok konuşuruz. Tabii. Yarın da konuşuruz. Halep'e gelelim hocam. Evet. Dün sabah Muhammed'i konuşmuştuk burada biliyorsun. Evet. Tekerlekli sandalyede 7 çocuğunun peşindeyken hayatını kaybeden kadının hikayesi. Bugün Star Gazetesi Halep'ten son çalık diyor. Hı hı. Ne diyorsun? Şimdi Halep, şimdi bizim şöyle söyleyeyim ben aslında. Bizim Elbap operasyonumuz, daha doğrusu Elbap'a kadar olan operasyon şu anda Halep'le çok ilintili. Yani şunu demek istiyorum. Daha önemli hale getiriyor. Çünkü Halep'te bir defa şunu anlatmamız lazım. Birçok kişi detay verirken, Halep'le ilgili konuşurken işte Halep'ten son çığlık, tamam çok doğru, son çığlık olduğunu da kabul ediyorum. Çünkü oradan birçok insanın şu anda açlık sınırında bir takım işte birçok şeyi hayatlarında, o elektriği, suyu, yiyecek, gıdası hiçbir şey olmayan insanların yaşadıkları dram ortada. Şöyle bir şey var yalnız, bunu kimse bahsetmiyor. Halep zaten şu andaki mevcut Halep 3 milyonluk nüfustan 1 milyon altına düşmüş. Yani Halep'in %70'i aşağı yukarı, Halep nüfusunun %70'i şu anda ya bir kısmı Türkiye'de, Lübnan'da, Ürdün'de, orada burada ve bir kısmı da tabii ki canlarını kaybetmişler. Hayatlarını kaybeden insanlar da var. Yani Halep'te şu anda kalanlar bu manada son, yani o şehrin içerisinde yaşayanlar artık onların kurtulması noktasında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani buna yardım etmemiz lazım. Şu anda Halep'te
bu kadar kişi hakikaten canı pahasına orada yaşamaya çalışıyor. Fakat onlara da şu anda oradaki Şii milisler, bunu da söyleyelim, birçok grup ayrı ayrı yerden saldırıyor. Rejim güçleri Halep'in belli merkezlerini tekrar ele geçirdi biliyorsun. Eski Halep merkezini ele geçirdi rejim güçleri. Rejim güçlerine destek olarak da İranlı Şii milisler var. Aynı şekilde oraya girmiş durumlar. Fakat hani şey, Rusya'da ateşkesi kabul etmedi. Ateşkesi kabul etmedikten sonra da yapılması gereken şu var sadece. Buradan Halep'teki kalan sivillerin bu bölgeden çıkartılması ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi lazım. Şu an Halep'in kurtuluşu buna bağlı. Çünkü orada Özgür Suriye ordusu, muhaliflerin tamamı ve diğer gruplar, o kadar çok kişi çalışıyor ki, PYD, YPG'liler de var, rejim güçleri de var, hatta bir kısmında DAEŞ'liler de var. Birçok savaşın olduğu bu bölgede şu anda şeyden bir defa feragat etmek gerekir. Yani Halep'in şurası mı alındı, burası mı alındı falan filan meselesi artık konu değil. Yani bunun dışına çıkmamız lazım. Oradaki sivillerin kurtulması meselesi var. Ve bu da mümkün. Şey büyük ihtimalle, büyük ihtimalle İdlib'e. Şey istemişler, İdlib de şu anda zaten ateş altında da. Evet, ama İdlib'e en azından oradan insani koridorun açılabileceği bir yer orası çünkü. İdlib. Geçici ateşkes istediler muhalifler biliyorsun. 5 günlük, 1 haftalık falan istediler, evet. Sebebi ne? Cenazelerini kaldırmak istiyorlar, bu kadar. Tabii. Bu kadar. Sadece cenazeleri kaldırmak için. Bir de, ve rejim buna hayır dedi. Evet, ve şimdi oradaki Şii milisler, özellikle İran bu konuda çok hassas. Bunu bilmemiz lazım Ersoy. Mesela orayı anlamayanlar için, yani Halep'i çalışmanın için çok önemli notlar vardır. Birincisi Halep, hani benim ziyaret ettiğim Halepliler, İstanbul'da ziyaret ettiğim ve konuştuğum ve görüştüğüm Haleplilerin de söylediği kadarıyla Halep diye bir şehir kalmadı. Onu bir defa baştan söylememiz lazım. Gördün değil mi o fotoğrafları? Hakikaten sanki teşvikte hata olmasın. Bir atom bombası patlamış. Hiroşima eski hali gibi bütün sokaklar, caddeler, binalar yıkılmış durumda. Hayalet kent olmuş. Nüfusu %70-75 arası azalmış. Kalan bölgelerdeki mahallelerde de belli alanlara sadece milisler çalışıyor. Bunu da bilmek lazım. Tek önemli olan şey şu anda Halep'te kalan sivillerin oradan tahliye edilip büyük ihtimalle İdlib'e doğru veyahut da bir gene bir insani koridor açılarak Türkiye'ye doğru gelme ihtimali var. İdlib'e şu anda yığılmış ve ateş altında olan bir bölge ama özellikle Sünnilerin yığıldığı bir bölge. Bunu unutmayalım. Ve Halep'in de hani şu anda Özgür Suriye ordusu, muhalif güçler Halep'te bazı mevzileri rejim askerlerine devretti veyahut da oradan kaçtı falan diyorlar ama anlamadıkları bir şey var. Zaten oralar, o bölgeler artık hiçbir insanın olmadığı, sadece harabeye dönmüş olan bazı bölgelerden zaten muhalif gruplar çekilmişlerdi. Onu da söyleyelim yani. Yani şu anda oradaki en büyük dram havadan gelen saldırılar. İçeride muhalif güçler zaten çekildiği için bazı bölgeler zaten boşalmıştı. Boşalan bölgelere geldi rejim güçleri. Bunları bilmek lazım. Halep'in de bir de demin söylediğim mesele de önemli. Elbap operasyonu. Elbap operasyonu bu manada önemli. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve o dediğimiz güvenlik koridoru oluşması açısından, yakın bölgede olması açısından Elbap'ın bir an önce temizlenmesi ve Özgür Suriye ordusu ve Türkiye'nin de desteğiyle o bölgenin kontrol altına alınması olması lazım. Ki bundan sonra yaşanacak olan tüm dramlarda Halep'te yaşayanlar olmak üzere başta birçok kişinin de işte hayatını şey yapabileceği, hayatını bir şekilde güvende tutabileceği bir bölge oluşsun diye Elbap'ın bir an önce temizlenmiş olması lazım. Elbap'ta da biliyorsun son 10 çatışmalar gündür devam ediyor tabii tabii. Ediyor ama değil. Son 10 gündür Elbap'ta da istediğimiz mesafeyi kat edebilmiş değiliz. Ama şehit evet, veriyoruz. Şehit veriyoruz ama Elbap meselesini şöyle görmek lazım. Tabii ki çok basit değil ama çok fazla sürmez Ersoy. Bir de buradan ilan edelim. İnşallah tabii biiznillah. Elbap bir şekilde Özgür Suriye ordusuna ve dolayısıyla Türkiye'nin de desteğiyle o kontrol altına alacak bölgedir. Ondan sonra süreçte insani yardımların ve oradaki koridorun tamamlanmasıdır diye düşünüyorum. Peki. Evet. Misliyle karşılık veririz. O başka yerden mi veriyorsun onu? Misliyle karşılık veririz. Güneşte var. Güneşten vereceğiz. Tamam. Pek çok yerde var. Tamam. Vatan da güzel görmüş. Vatan her açıdan değerlendirmiş. Ayşenur Bahçekapalı, Meclis Başkan Vekili. Dün burada ben bir vesileyle ifade ettim. Bir kez daha söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Avrupa'da
biraz daha geniş alalım, vatan olduğunu da görelim arkadaşlar. Avrupa'da ya da herhangi bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder, Türk bayrağını temsil eder. Evet. Bunun başka bir izahı, başka bir açıklaması yoktur. Ayşenur Bahçekapılı orada tek başına Ayşenur Bahçekapılı değil, orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Sizin orada ona yapacağınız, Köln polisiyle beraber yapmış olduğunuz muamele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmıştır. Birincisi bu. Buna işaret olarak Dışişleri Bakanlığı zaten gerekeni söyledi. Alman polisi de bir açıklama yapmış. Skandal bir açıklama. Biz işte nereden bilelim meclis başkanlığı evet, olduğunu vesaire evet, doğru, falan gibi. Evet, onu şimdi fakat benim burada bir şeyim daha var. Bir nasıl derler? Bir not daha vereyim. Hadi öyle söyleyeyim. Almanya'daki diplomatik temsilciliğimizde görevli isimler, diplomatlarımız, elçilikteki ya da konsolosluktaki görevlilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin protokolde en üst düzeyde yer alan ismi sizin sorumluluk bölgenizde. O uçağa binene kadar siz onun yanında olacaksınız. Ne diyor Alman polisi? Biz işte gerçekten meclis başkan vekili olup olmadığını anlamak için büyükelçilikle yazıştık. O yazışmalar biraz zaman aldı. O yüzden biz beklettik falan diyor. Neden Ayşenur Bahçekapalı'nın yanında büyükelçilik görevlileri yok, diplomatlarımız yok? Meclis başkan vekilimiz uçağa binene kadar neden siz ona eşlik etmiyorsunuz? Burada çok ciddi bir büyükelçiliğin çok ciddi bir ben şeyi olduğunu düşünüyorum yani. Sorumlu olduğunu düşünüyorum bu skandalda. Ben farklı düşünüyorum çünkü olayın şöyle o tarafını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şöyle. Soruyorum. Ha, yani ama şimdi oradaysan Kapılı, yani Ersoy dede olsun kendi başına girsin çıksın tabii. Kardeşim ama Ayşenur Bahçekapılı'ya eşlik edeceksiniz siz uçağa binene kadar. Evet ya şu var yalnız öyle bir zorunluluk yok aslında. Zorunluluk tabii olduğundan değil. Hayır zorunluluk olduğundan söz etmiyorum. Bak ne uçağa oldu? Uçağa binme söylemi değil. Yani uçağa binip binmemesinin eşlik etmesi meselesi değil. Mesele şu. Sıkıntı şurada. Şimdi Almanya kendini bir şekilde aklamaya çalışıyor ya. Tabii. Biz bilemedik falan filan gibilerine. Nereden bilelim? Hani diyor. Biz Ayşenur Bahçekapılı'yı suratını görüp de hani bu bir Recep Tayyip Erdoğan ve tabii. Türkiye Başbakanı olduğu konusunda şey yapamayız. Yani biz her vekili başbakanı tanıyamayız gibilerinden bir mazeret uydurmuş. Ama şu var. Şimdi beyanat ne? Biz... Şimdi Alman kafası bu işte. Hans'ın kafası böyle çalışır. Hı. Onlar kuralcıdır ya çok. Şimdi diyor ki ben meclis başkan Güneş'i vekiliyim. Güneş'i de görsen bu arada he. Hikmet abi. Ben meclis başkan vekiliyim. Bir parlamento üyesiyim. Türkiye'den geliyorum ve bu durum bu. Dediği an itibaren onların asıl Almanların yaptığı zevzeklik veyahut da buradaki yaptığı hı. başka bir ifade var. Bilmem nelik. Şuradan geliyor. Bunu dediği an itibaren tek telefonla işi bitirirsin. Tek telefonla. Yani daha bir dakika bir saniye çok önemli bir şey söylüyor bu. Bir saniye deyip tek telefon açtığında yazışmalarla falan olacak işler değil bunlar. Ben inanmıyorum buna. Yani şimdi bir dakika emniyete gel bastınız mı ya en yakın. Çünkü dünyada en fazla yabancı misyon şefliği bir bölge içerisinde en fazla Almanya'da var. Doğru. Almanya'nın her kentinde her bölgesinde muhakkak bir konsolosluk, ticari ateşelik, askeri yani. Ateşelik, bilmem ne ateşeliği, şudur ticari ateşe, tabii. Her şey kaynar orada. Kime sorsan bunu çıkar. Kasıtlı yaptıkları onların ha, çok açık ortada onu tabii. Yani. Bence kesinlikle orada oradaki adamlar büyük ihtimalle oradaki yabancı misyon şefliğinde kim varsa. Bırak kardeşim ne diyorsun o bir vekil dediği an itibaren bunun bitmesi lazım ama Alman'daki kafa ha, onu demesi de zaman arkadaşım ben bunu söylemekle ben bunu kabul etmiyorum. Bunu söylemeni kabul etmiyorum. Bana bunu ispatlayacaksın gibilerinden bir zevzeklik daha yapmıştır artık. Alman kastı yapmıştır bunu. Öyle diyor. Belge bulamadık yani falan çok, gibi şey çok diyor. Affedersin bunu tabii şu bir domuzluk daha yapmak istemiştir. Tabii. Onun kastı yapmıştır o yüzden bu olmuştur ama bence Erdoğan'ın kızması çok haklı. Yani bu yapılmaz. Böyle bir şey. Ver o, güneşi bir daha birçok yerde uluslararası ya. İlişkilerde samimiyetle söylüyorum. Yani bu biraz daha uzun olsa savaş sebebidir. Sen hiçbir biliyorsun değil mi her konsolosluk her yabancı misyon şefliği diğer ülkede kendi toprağı gibi muamele görür. Tabii. Giremezsin içeri. Tabii. Öyle bir mahremiyeti vardır. Tabii. Aynı zamanda vekillerin de böyle bir mahremiyeti vardır. Tabii. Sen hiçbir vekili, meclis başkan vekilini orada Türkiye'ye gelen bir Alman milletvekili falan tutamazsın. Tabii. Ne arabasını arayabilirsin, ne tutabilirsin, ne de oturup da Suriyelilerin olduğu bir göçmen bölgesine götür. Bir dakika arkadaşım, senin ismi Hans, bilmiyorum. Belki de dayı işçisin kardeşim diye tutamazsın. Peki nasıl bir Almanya'dan bahsediyoruz? Adam telefon açar der ki nasıl bir Almanya'dan kim o sorun der, öğrenirsin bitti iş. Nasıl bir Almanya'dan bahsediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatana ihanetten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir adama pasaport veren,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayan bir Almanya'dan bahsediyoruz. Doğru mu? Çabuk. Burada terör örgütü şimdi, olarak görülen kendisinin de terör örgütleri listesinde gördüğü PKK'nın yapılanmasına, örgütlenmesine, teşkilatlanmasına, tabii, finans kaynağı elde etmesine, tabii, orada barınmasına olanak sağlayan, bak göz yuman demiyorum, tabii, olanak sağlayan bir Almanya'dan bahsediyoruz. Tabii. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını temsil, tabii, eden, doğru, bir ismi orada havaalanında yurda kaçak yollarla girmiş. Ayşenur Hanım'ın beyanatını dinlediğimde tüylerim diken diken oldu ya. Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Bence Ayşenur başı kapalı tepkimiz, orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor o havaalanında. Beni diyor yurda kaçak yollarla giriş yapmışım gibi diyor. Verdiğin örnek çok sağlamdı. Çok sağlam bir örnekten gittin. Böyle bir şey yok yani. Şimdi Almanya aslında ben geçen söyledim de bazen abartıyorsun ifadesini kullanıyor ama abartmıyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin birçok üye ülkesi Türkiye için şunu söylüyor. Arkadaş sen çok ileri gidiyorsun. Ben seni almak istiyormuş gibi numara çekiyorum. 50 küsur yıl devam ediyor. Bu süre içerisinde de ben seninle her türlü ilişkimi bir pazar olarak seni görüyorum. Bir güvenlik bölgesi olarak seni görüyorum. Ama sen çok fazla meydan okuyorsun diyor. Ve Avrupa diyor ki arkadaş yani aslında sen geber. Yani sende darbe mi olur? Felaket mi yaşarsın? Bölünür müsün? Tabii. PKK ülkeyi mi böler? FETÖ ile birlikte bir darbe süreci mi yaşarsınız? Batar mısınız ekonomik olarak? Bir şey başınıza gelsin. De sizden kurtulalım artık böyle yok ben füze yapacağım yok ben şunu yapacağım falan demeyin. Hadi oradan diyemiyor. Ya, tabii. Dolaylı bir şekilde bunu yapıyor. Şimdi bak verdiğin örnekte şu var ne diyorsun? Hakikaten doğru. Türkiye'de kırmızı bültenle dünyada aranacak olan Türkiye'nin bugün vatana ihanet ve casusluktan yargılanan aslında Türkiye'nin suçlu bulunmuş. 5 yıl 10 ay hapis cezası adama sen pasaport sadece versen gene öpüp başıma koyacağım. Cumhurbaşkanlığı sırada kabul ediyorsun. Sen gidip adama mesela diyorsun ki PKK'ya göz yumuyor dedin ya. Efendim hayır bazı olanaklar sağlıyor dedim. Göz yumuyor. Hayır evet olanak da sağlamıyor. Dibrek dizzat yardım ediyor. Tabii canım. Büyütmeye çalışıyor. Göz kimi büyütmeye çalışıyor Almanya? PKK'yı. Kimi büyütüyor? DHKPC'yi. Türkiye düşmanı ki FETÖ'cüler. Vermem diyor sana. Ne FETÖ'cüyü veririm diyor. Ne PKK'lıyı veririm diyor. Ne de diyor size diyor en büyük ihaneti yapan Can Dündar'ı size veririm. Hatta vermem. Ceketimi ikletirim de kafayı da boyunda büktürürüm ama sonunda Gauk Sayın Cumhurbaşkanı Gauk'un önüne çıkartırım ona pasaport da veririm diyor. Bu Almanya bunu yapıyor. Şimdi biz de diyor ya Hikmet falan çok hamaset yapıyorsunuz zaman zaman. Biz Avrupa Birliği'ne vazgeçtik. Bunlar bizim kadim dostlarımız. Yurtta sulh, cihanda sulh. Efendim Dünya Savaşı bitti arkasından bak anlaştık. İngilizler geldikleri gibi giderler. Neden geldikleri gittiler? Hep sorun bu benim. Neden geldikleri gibi gittiler? Bu ülkeyi nasıl teslim ettiniz bize? Bu ülke niye artık kalıplarına sığmayınca kızıyorsunuz? Mesele burada. Adam kızıyor bize. Anlamıyor musunuz? Avrupa Birliği üye meselesi o nasıl bizi oyalıyorsa biz de oyalayalım. Yani tamam biz de üye olmak istiyoruz. Çekmiyoruz. Kalsın burada ya ilişkilerimiz. Ne güzel ben sana bunu satıyorum. Tekstil sen bana bunu satıyorsun. Ben adam gönderiyorum. Oradaki bu iş devam etsin böyle. Nasıl sen 53? Ben de 53 sene daha kabul ediyorum kardeşim. Müzakere 150 sene daha sürer. Hiç problem değil. Ama birbirimizi kandırmayalım. Bugün Almanya Türkiye yaptığını ya yani Sayın Cumhurbaşkanı çok hiddetli bir şekilde karşılıklı ama insan hakikaten kanına dokunuyor. Bu kolay işler değil bunlar. Sen bir tek telefonla ya diyorum ya Almanya'dan daha fazla yani konsolosluk ve büyükelçilik ve bu çaptaki bağlantı ofislerinin en fazla olduğu ülke dünyada Almanya. Başka ülke yok. Başka ülke yok. Her eyalette, her bölgede muhakkak bir temsilcilik bir şey vardır. Milyonlarca Türk yaşıyor orada zaten. Doğru. Ve binlerce de eleman var. Sen bir tane telefonla öğrenirsin. Onu yaptı. Çok özür dilerim. Domuzluk. Başka bir şey değil. Aynen. Pisliğine yapıyor bunu yani. Ama Cumhurbaşkanı dün söyledi lafını. Misliyle mi dedi? Vallahi yapılsın. Ekranda görüyor izleyicilerimiz. Misliyle. Yani buraya da bir Alman parlamenter gelecek. Tabii. Mesela kim kadın vardı bir tane? Çok kısa yani. Gauk gibi değil de. Roth mu? Claudia Roth. Mesela Roth'u tanımayalım mesela. Roth bak gelsin. Roth gelmiyor ki. Roth burada yaşıyor. Ay, öyle mi? Abi tanımayalım yine. Bak ben burada olduğunu daha bilmiyordum. Mesela havandan çıkarken bir dakika Roth. Bir rot balans ayarı diye adamı tutalım. Adamı diyorum kadını tutalım. Rot. Bir ayar verelim yani rota. Abi. Kötü espri. Tamam bırak. Hassızsın rot. Ama. Ya, abi, işte, yani... biraz, ateşim biraz geçti ya. Şu hafta terliyorum şu anda. Rot balans ayarı. Claudia Rota rot balans ayarı dedi ya. Dur. Katipiri'ye de pötibör demiştin. Katipiri pötibör demiştim. Onu da haber yapmışlardı. Bunların hepsini bizim not etmemiz lazım. Evet abi. Rot. Rota peki. Bir ayar vermek lazım hakikaten. Şaka daha devam etmeyeyim abi. Orada bırakalım istersen. Ha? Tamam. Olsun. Rot'ta kalsın. Ben iyi hissediyorum kendimi şu anda. Abi
Hikaye şu. Fethullah Gülen vatandaşlık hakkı akşam elde edebilmek bir için Afro-Amerikan bir kadınla hülle evliliği yapmak üzere imiş. Rakam pazarlığı yapılmış. 50 bin dolarını peşin veriyorlar. 50 bin doları da oturma izni çıktıktan sonra ayrıca bu arada skoy vermesin diye aylık 2500 dolar da maaşa bağlanmış durumda. Ki zaten bu FETÖ'nün yurt dışında yapmış olduğu bir sistemmiş. Sürekli olarak bunu zaten yapıyorlarmış. Yavuz Atalay akşamdan Washington'dan bu isme bile ulaşmış. Yani evlenilecek olan ismi bile saptamış bugün. Akşam gazetesinde var. Bir paralel düğün var yani. Vallahi bilmiyorum. Ama bir evlilik değil. Ne diyorsun? Abi bunlar şey, bunlar böyle sahtekarlık. Bunların her hayatları sahtekarlık olduğu için böyle hülle evliliği, bu sahte evlilikler falan yaparlar bunlar. Ne olacak yani? Bunu şimdi bu Fethullah en büyük sahtekar bu zaten. Şeyi söyleyelim. En büyük sahtekarlığı yapacak. Hikayeyi söyleyelim. Şimdi Fethullah Gülen'in şeydeki yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki statüsü vatandaş statüsü değil. Dolayısıyla hani belli haklardan belli ölçülerde istifade edebilen bir statüsü var. Ama vatandaş statüsü alırsa o zaman iade süreci diye bir şey ortadan kalkmış olur. Şu var tabii, onu da bilmeleri lazım. Onda tabii kanunları da geçerli. Evlendiği takdirde evlenmez vatandaşlık statüsüne geçemez. Değil tabii, doğru. Ondan sonra bunun belli bir süreci var. Belli şimdi o sürecinde ayda 2500 dolar vazgeçmesin diye. Ha, evli olarak kalmış olması lazım ama. Abby Pascaline'miş ama, kadının adı. Efendim? Abby Pascaline. Abby Pascaline çok uygundur. Onaylıyorsun yani. Onaylıyorum. Abby Pascaline uygundur ama şu var. Şeyde evlatlık alacaklarmış. O süreye kalmayacaklar. Yani şeyde evlatlık alacaklarmış, basketçiyi. Kanter'i. Enes Kanter. Onu ben söylüyorum ama öyledir büyük ihtimalle yani. Enes Kanter de babasını reddetmişti galiba. Tek babam demişti değil mi Fethullah Gülen için? Enes Kanter şeyin soyadını aldı. Baba hayata bak. Hayat nasıl hayat bak. Enes Gülen. Enes Kanter şeyin soyadını aldı. Ondan sonra babası mı annesi mi Fethullah Gülen'in soyadını aldı. Aynı organizasyonun içerisindeki bir diğer isim. Gel böyle. Aynı organizasyonun içindeki bir diğer isim. Mehmet Baransu'nun çocukları da dün Mehmet Baransu'nun soyadından çıktılar. Hayat böyle bir hayat işte abi. Ya ya. Sen şey diyordun ya, soyu sopu yedi ceddi giremeyecek memlekete diyordun ya. Tabii. Herkes bu durumun farkında. Tabii tabii. Onun ötekiler de öyle olacak. Esra Hanım, Esra Konur, tabii. Mehmet Baransu'nun çocuklarının annesi. Çocukların bu soyadla bir geleceği olmayacağını tabii. Düşündüğü için. Tabii tabii. Hepsi için geçerli. Bak bir daha sonra. Rasyonel bir karar vermiş, tabii. Mahkemeye gitmiş ve Baransu soyadını mahkemeye geçmiş. Bizden sonraki nesillere de bunun tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kendini bu toprağa ait olduğunu hisseden, hangi fikirden olursa olsun, hangi meşrepten, mezhepten olursa olsun, biz bu toprağın insanları şunu söylüyoruz. Arkadaşlar sadece bunlara geçit vermeyin. Yani Adem Oğuz Aslan'dan tut, Tunca Öpçü'ne kadar. Öyle değil mi? Önder Aytaş'tan tut, diğerlerine kadar. Tamam mı? Bu kaçak göçekler var ya. Ekrem Duman'dan tut, Eğer'ine kadar. Bunlara izin vermeyin. Biz ölürsek de bizden sonra bunların çocuklarına da izin vermeyin. Bunlar, bak çocuklar masumdur. Ama niye yedi ceddi diyorum? Bunlar bir beddua vardı ya. Evet. O bedduanın mülahaninin yerine gelmiş olması lazım. Tabii. Ateş salacak mı? Saldı. Sinesinde kaldı mı? Kaldı. Bacakları sallandı mı? Sallandı. Ciğerleri parçalandı mı? Parçalandı. Ve daha da olacak. Bu bitmeyecek bu. Çünkü hangi sahipliği edersen et fark etmez. İyi niyetle veya kötü niyetle. Hocası mı yat fark etmez. Eğer haksız yere birisine bir lanette bulunursan mülahane oradan geliyor. Mülahane lanet kelimesi. O döner dolaşır başına gelir. Sana gelir o kadar. O yüzden eğer kurtulmak, çocuklar masum, çocuklarına bir şey olmasın istiyorsan, Baransu'nun çocukları en güzel yapmışlar. Ben bunu böyle bir hiddetle bir şey söyleyeyim. Yani samimiyetle söylüyorum. Ben bundan sonra da söylüyorum. Bundan sonra bu ülkede her şeye tolerans gösterilebilir. Herkesle konuşulabilir. Her türlü yabancı güç Türkiye'deki varlığı eğer bize zarar vermiyorsa her insanın diyaloğa geçebilir. Fakat tek diyaloğa geçirmeyecek ve bu ülkede tek kabul etmeyeceği bir güç vardır. Ve hatta bir örgüt vardır. O da FETÖ'dür. Fethullah Gülen'e ait. Onun yanından geçmiş. Onun suyundan içmiş. Onun okulunda bulunmuş. 15 Temmuz gecesine kadar ki bu tüm faaliyetler içerisinde FETÖ'nün bir ucundan dokunmuş herhangi bir kişi bu ülkede geleceği yoktur. Olmayacak da. Biz olsak da olmayacak, bizden sonra da olmayacak. Bu çok önemli. Neden?
Çünkü biz hayatımızda böyle bir ihanet görmedik. Yani Anadolu beylikleri zamanında bile ihanetler olmuştur Bizans soyunları. Osmanlı döneminde de ihanetler olmuştur. Abdülhamit Han'a suikastlar dahil olmak üzere. Bu Jön Türkler, iddiatçı kafalar, bu tanzimat kafalı hainler de bir takım şeyler yapmışlardır. Ama FETÖ kadar halkı yok edip öldürmeye, iç savaşta paramparça etmeye çalışan bu hainler kadar veyahut da Gazi Meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş alçak İngiliz'in yapamadığını, Fransız'ın, Rus'un yapamadığını yapacak yani. Kadar da alçak şerefsiz. Meclisi, işgalciler evet, meclisi bombalamadılar. Hiçbir yani. Grup dünyaya gelmemiştir bak. İşgalciler, tabii, işgalciler gelmemiştir. Meclisi bombalamadılar. O yüzden şimdi ben fotoğrafı gördükçe sinirim zıplıyor. Yani şimdi böyle elleri böyle falan yüzüne parmağı sokup sinirim zıplıyor. İyi gel o yüzden, gel sana güzel bir şey. O yüzden için. Yani bunları sana görmeyeceğiz. Sana güzel bir, seni güzel bir hanımefendiyle tanıştırayım. Ekranların parlayan yıldızı, Enkabum'un Nevşin Mengü. Tanıyor musunuz kendisini? Tanımaz mıyım? Hani, sever misiniz? Hiç sevmem. Ne seveceğim? Ne olduğu belli değil ki yani. Bazen PKK'yı destekliyor, dur, bazen DHKPC'yi. Dur yavaş da. Bir saniye dur. Dün bir Twitter'dan şu... Hayırlı bir şey yapmaz o. Avrasya, göreceğiz, bakacağız. Avrasya Tüneli'ni isim arayışıyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nin yanından bir haberin linkini paylaşmış. Paylaşırken de üzerine bir üst yorum koymuş. Görebiliyor muyuz Nevşin Hanım'ın tweetini? Şeye geçmeden önce, yani bu Twitter mesajına uzun uzun konuşacağız ama evvela Hürriyet Gazetesi'nin paylaştığı görseli selamlayalım. Şimdi Avrasya Tüneli ile ilgili olarak isim arayışı yapılıyor diyor. Biz bu vesileyle Hürriyet'in müthiş haberciliği sayesinde öğreniyoruz ki Avrasya Tüneli'nin içinden tren geçecekmiş. O Hürriyet'ten alınan bir haber. Hürriyet'ten almış onu. Hürriyet Avrasya Tüneli'nin içinden tren geçirmiş, üstünden de bir katlı yol daha geçirip oradan da böyle kavşaklar mavşaklar yapmış. Tamam, bu nasıl bir projeyse? Bu projeye bu kadar ilgisizsin, bir de ismini niye düşünüyorsun sen ya? Yani bu nasıl bir proje? Abi tren geçecekmiş ya. Ne diyorsun? Bak tren geçiyormuş hocam. Allah Allah, güzel bak, güzel. Hürriyet sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Avrasya Tüneli'nin içinden tren geçecekmiş. Yani hay bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu projeyle bu kadar ilgisizsin, bu projeden bu kadar bir habersin. İsminin niye ilgileniyorsun ki? Sana ne? Kime söylüyorsun mu? Hürriyet'e mi söylüyorsun? Ha, Hürriyet'e de Nevşin'e de. Nevşin'e ayrı konuşacağız. Ayrı bırak, önce Nevşin'in hepsine. Önce Nevşin'in paylaştığı şu haberi bir söyleyelim. Hürriyetçi arkadaşlar. Bir saniye, bir dakika. Şimdi bu haber, bu fotoğraf Hürriyet'in yayınında falan değil mi? Evet, Avrasya. Evet, onu link atmış, evet. Onu şey yapmış. Bir animasyon bir yerden bulmuş. Bu Zimbabwe'deki. Ha, Hürriyet. Bu Zimbabwe'deki proje herhalde. O artık ne bulmuş? Şili'de var galiba. Şili'de. Amazon'da falan bir yerde var galiba. Nereden buldularsa bunu. Bu Avrasya karıştırmışlar herhalde. İçinden tren geçiyor. Üstten, otoban geçiyor. Alttan araç, aradan da tren geçiyor değil mi? Bu arada yalnız orası denizin altıysa denizin üstü fena demektir. Bir yandan da işin o yazık tarafa. Ya. Yanlış proje koymuşsunuz Hürriyetçi kardeş. Yanlış proje koymuşsunuz. Bu o değil. Tamam. Onu da bir anlaşalım. İki. Nevşin Hanım. Ne diyor? Kaybetmiş bir rejimin devrik lideri ile Mustafa Kemal Atatürk'ü niye yarıştırıyorsun diyor. Alparslan Türkeş'i ayrı tutuyoruz çünkü Alparslan Türkeş'le ilgili sorulan soruya da konjonktür olarak oraya konuş diye cevap vermiş. Onu göstermiyoruz şimdi Twitter'da. Orada kastettiği Abdülhamit Han Hazretleri ne diyor? Kaybetmiş bir rejimin devrik lideriyle kaybetmiş bir rejim dediği kim? Hangisi? Allah'ım yara Osmanlı'yı diyor. Ha, devrik lider Abdülhamit Han. Ona diyor sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü diyor. Nasıl karşılaştırırız? İşte yani dün söyledik. Aslında ben bunu söyleyince biraz bazen bozuluyorlar, üzülüyorlar. Ama bu bir itiraf diyorum. Yani bu benim bu sadece doğal olarak kendi anti-Kemalist duruşumla alakalı bir şey değil. Ben her zaman söylüyorum bunu. Zaman uzun sürede bir yolda vardı zaten bu. Şimdi dün de hatta bahsettik. Hatta bugün varsa o fotoğrafları koyabilirsen bunun eylemlerinden de bahsettik biliyorsun. Saçma sapan eylemler yaptı bu CHP'liler. Bu da aynı kafa ya. Bu da zaten CHP'li bir vekilin kızı. Herhalde. Şahin Mengü'nün. Ya söyleyeyim. Bitince söyleyecektim ama babası tamamen yani anladığımız anlamda bugünkü o dar zihniyetin dışında. Yani ben babasının mesela Sayın Şahin Mengü'nün bu kadar hani Cumhuriyet öncesi dönemi reddeden 1923'ten önceki tarihimizi yok sayan, tarihi 23'ten alan devrik liderin şimdi ne diyor? Görüyor. Kaybetmiş rejimin tabii. Devrik lideri falan Abdülhamit Han hakkında Şahin Bey'in ben böyle şey inanmıyorum. Böyle olmadığını düşünüyorum. Ve Nevşin Hanım'ın yetiştiği evin de
böyle olduğunu tabii düşünmüyorum yani. Şimdi Nevşin Hanım bunu böyle düşünüyor. Yani ben dün söylemiştim, dedim ya bunların geçmişi Sözcü de mesela dün aynı şekilde 23'ten başlıyor. Ha 19 ya şimdi yok 14 yıldan beri iktidardalar. Bunca şey yaptılar. Bir tanesi Sattır koymadılar. Ben dedim çok gereksiz. İyi ki koymamışlar. Bir de arkasındayım. İyi ki koymamışlar. Dün Twitter'da şey diyorlardı Sözcü başlığı olarak. Hani diyorlardı bir şey yapmamıştı bu iktidar. Ha o da güzelmiş. Doğru. Güzel bir kapak yani. Onca şey yapılmış. Hani bir şey yapmamışlardı. Tabii çünkü Cumhuriyet tarihinde 14 yıl içerisinde o kadar köprü, o kadar yol, o kadar duble yol hangi yıl yapılmış ki? Demirağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Ha o niye hikaye o? Ne alakası var? Az zamanda çok iş yapma meselesi de hikayedir. Ben bunu birçok bugün çok kaynakta... Çok değil, çok ve büyük. İşte birçok kaynakta baktığın zaman aslında işte şeker fabrikası, memezin dışında Türkiye'nin nerede yapıldığını biz biliyoruz. Şimdi ayrı bir mesele, oraya girersek çıkamayız. Evet, tamam, tamam. Başka kaybetmiş rejimin devrik liderine gel abi. Başka politik bir şeye gireriz. Kaybetmiş rejimin devrik lideri. Şimdi, bunlarda bir böyle bir haslet var, bir özellik var. Çünkü Cumhuriyet kurulduğundan beri bizim okuduğumuz kitaplarda da vardı. Hatta bugün televizyonda bile TRT'nin eski skeçlerinde de vardı. Bir nesil yetiştirildi. Nasıl bir nesil yetiştirildi? Tarihini geçmişine nefret eden, hep hataların yapıldığı, öyle değil mi? Bir tane hoca var. Elinde çubukla herkesi dövüyor. Ondan sonra zaten dünyanın en zor dili Arapçaydı. Arapça harflerdi daha doğrusu. Bu yıkıldı. Yani biz iğrenç, kötü, çirkef olmaması gereken, yani çok da kabul edemediğimiz, işte bunun dediği gibi kaybetmiş bir rejim, kaybetmeye mahkum olan bir rejim olan bir milletin yıkılıp yeniden sıfırdan çağdaş medeniyetler seviyesi. Neresi? Batı. Hani şu gördüğümüz Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya var ya, bütün medeniyetini tüm dünyadaki diğer milletleri sömürerek ve kanlar üzerine kurmuş olan bu medeniyete yükselme, onun üzerine çıkma hedefiyle çıkmıştık yola. Şimdi bu ondan bahsediyor. Yani bir milletin geçmişini diyor, sen dün bir şey söyledin aslında, o daha önemliydi. Bunu konuşurken 14 yılda neden Atatürk ismi koymadılar eserlere diye. Bunların derdi Abdülhamit'le. Bunların derdi Fatih Sultan Mehmet'le. Bunların derdi Yavuz Sultan Selim'le. Neden? Bunların derdi Kanuni Sultan Süleyman'la. Neden? Çünkü o Kanuni Fransa'ya arkadaş bir dakika diyor. Bu hareketi çabuk bırak. Yoksa seferim yarın sanadır deyince Fransa korkudan geliyorsunuz ya, görüyorsun Topkapı'ya veya oraya gittiğinde Fransızların göndermiş olduğu hediyeler. Tamam abi bir saniye yanlış anladım falan. Bunların derdi bu sultanlarla. O Osmanlı padişahları ki bütün dünyaya meydan okumuş, akıllarına Batı'nın da hep Mohaç geliyor. Öyle değil mi? Hep bir akıllarına Viyana geliyor. Şimdi bu söylemiyorum. Nevşin. Nevşin. Bu Nevşin'in derdi de bunlarla. Dünyayı meydan okuyan, üç kıtada hüküm sürmüş olan bir imparatorluğun ecdadımız olmuş olmasına karşı veyahut onun torunu olmasını istemiyor. Onun tarihi çok kısa başlıyor. Nevşin'in tarihi. Bu bir gerçek vaka. Sen kimsin lan? Hangi rejim devriği? Tüm dünya bir araya gelip o insanı devirmeye çalışıyordu. Tüm batılı küffar bir araya geldi. Sırf Abdülhamit'i devirmek için. Biliyor musun sen bunu? Şu anda da tüm dünya bir araya geliyor. 14 tane koalisyon gücü ülkesi savaşıyor aynı bölgede. İşte Abdülhamit Hanlar ve ondan önceki nesillerde bu topraklarda Kurs Seyit dediğimiz Haçlı Seferlerine karşı bu Anadolu binlerce yıl savaştı. Doğru mu? Doğru. Binlerce yıl biz senin gibi kafalara karşı, bu Tanzimat kafası diyorsun ya sen, bu İttihatçı kafalar, bu Jön Türkler, senin gibi insanları, hainlere karşı biz bu tarihimizi anlatmaya çalıştık. Binlerce yıl kökün var senin. Bak Türkiye kalktığı zaman hayat sadece Türkiye değildir. Bu topraklar Türkiye değildir sadece. Bu millet ayağa kalktığı zaman Kafkaslar kalkar. Bu millet ayağa kalktığı zaman Balkanlar kalkar. Bu millet ayağa kalktığı zaman Orta Doğu kalkar. Diyoruz ki 1094'te Papa Über'in, bunu bin defa söyledim. Hadi bakalım yüz binlerce kişiyle kutsal haç safarı diye geçtiği toprak Anadolu topraklarıydı. Ve Anadolu toprakları hedef Filistin'di. Filistin civarı kutsal bölgeyi ele geçirmekti. Ve biz o yüz binlerce Haçlı ordusuna yüzlerce yıl 8 tane Haçlı seferine karşı koyduk. Yüz binlerce şehit verdik o toprakları. Sonra Abdülhamit Han'a geldiler, dediler ki Yahudiler, Mısır Yahudileri, dediler ki ya Abdülhamit Han, bak Osmanlı durumu kötü, bizden para bol. O hani devrik rejimin lideri diyor ya Mengü, bizde para bol, biz sana para verelim, her metrekaresine altın sayarız Filistin'in, yeter ki toprakları bize ver diyor Abdülhamit. Abdülhamit ne diyor?
Ben diyor her metrekareye bir tane şehit gömmüşüm dedi diyor Filistin toprağına. O bir tane Filistin, sizin diyor tüm altını toplasanız tek metrekaredeki bir şehidin, tek bir metrekaredeki şehidin diyor kanını satın alamazsınız. Dünyayı toplasanız da diyor. Ve vermiyor, bunları yeri gönderiyor. O yüzden bu Mengü bunlara düşman. Sevmez Abdülhamit'i. Haçlı Seferi devam ediyor o zaman. Haçlı Seferi zihniyetini çıkarttı insanlar bunlar. Düşman. Bunu peki gel sana aynı grubun bir başka ekran yüzü. Emin Çapa'nın geçen hafta evet. Kırdığı büyük cevizi hatırlayalım. Biliyorsun daha sonra. Önce şunu söyleyeyim. Bu abukluklar yüzünden Doğan grubunda sosyal medyaya sağa getirildi. Ona bakacağız ama şu Başbakan Yardımcısı Doğan Kurtulmuş bir soruları yanıtlamış. Ona bir dönelim sonra yeniden buradayız. Servis piyasada daha hızlı aşağı doğru hareket ettiğini çok söylüyor hızlı arkadaşlar. Aşağı 3.30 yani sabahleyin ben gene ekonomistleri dinliyordum. 3.35 işi zorlayacak ve alttan düşebilir diye bir ifade vardı. Şöyle söyleyeyim mesela 2 gün önce hala kıyamayıp da dolar bozmayanlar ne kadar zararlı? Bugün bozmak zorundaysa eğer 100 bin dolardaki fark söylüyorum sıkı dur 17 bin TL. Of 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 of. Yani 3 gün önce bozmadığı tabii. Bugün bozduysa tabii, 100 bin dolarını. Şu andaki fark 100 bin doları mı 100 bin lirası mı? 100 bin dolarını. 100 bin doları. Doları 17 evet. Bin lira zararda. 50 bin dolarsa yarısını koy. Aynen. 8500 TL. Haydi bakalım. 25 bin dolarsa hiç problem değil 4500 TL. Kaç günde kaybettin? 2 günde 48 saatte. Ya. 4500 TL. Şeydeki fiyat farkı bu. Ona şimdi biraz önce onu hesapladık da o yüzden. Şu an çünkü sürekli haber akışı var. Biz burada tabii ki bir şeyin spekülasyonunu falan filan yapmıyoruz. Aynı zamanda böyle broker, borsacı falan filan değil. Anlamam o işlerden zaten. Ayrıca şeyi de söyleyeyim. Ama sürekli akan hemen söyleyeyim. Bilgiler... Hikmet'in de benim de bir dolarımız yok. Yok. Benim 5 dolarım vardı onu bozdum. 5 dolar. Yok yok yani birer dolarımızın dolar, birisi, benim birisi eşimin hiç dolar hesabım hayatım boyunca olmadı. Olmadı dedi. Hani evet. Bilginiz olsun diye. Almaya niyetimiz de yok. Tabii. Dolar borcumuz da yok. Dolar kredimiz de yok. Hiç yok. Şöyle söyleyeyim dışarıdan kazandığım bilginiz olsun yani kazandığım hani dolarlar bu adamlar bir şeyin tabii. Operasyonunu yapıyor denmesin yani. Hayır bundan yıllar önce dışarıda kazandığım dolarlar vardı. Geldim Türk lirasını çevirdim. Türk lirasına zaten oraya. Bizim hani gelir gelmez çevirdim. Çünkü olarak bir işe yaramıyor. Öyle hani yıllar önce bahsettikleri bu. Gibi hani ayakkabı kutuları falan filan hani her şey açık olduğu için zaten devletinde gözetimde. Az önce bu Nevşin Mengü ile ilgili konuşurken Abdülmenantor'u da selamlayalım. Kıymetli bir dostumuz. Nevşin adının Farsi kökenli, devletinin Osmanlı kökenli, itikadının Resulullah kökenli olduğunu bilmiyor mu diyor. Of. Bilmiyorum. Ya. Özür dilerim bilmiyor direkt, yani. Direkt soğumuş işte. Şu Emin Çapa'ya bakıyorduk hocam pardon ya. Emin Çapa'ya bakıyorduk. Evet. Önce Emin Çapa'nın şu geçen hafta attığı tweet'i bir görebilir miyiz? Ha diyor ki dolar 3.46'yı aştı ne oldu? Dolar seviyesi vatan seviyesinin gibi geçti? Tankların önüne yattınız dolarımızı satmayız. Diyor ki yani özetle siz öyle adamlarsınız ki canınızı bile veriyorsunuz ama cebinizdeki dolara kıyamıyorsunuz. Diyor. Söylenecek lafların hepsini söyledik geçen. Yani buna söyleyecek çok fazla bir şey artık kalmadı. Evet. Söylenecek çok fazla bir şey kalmadı artık. Zaten de hani bundan sonra da Doğan grubu sosyal medyaya yasağı getirdi bu adamlara. Biz söyleyeceğimizi söyledik de vatandaşın sözü bitmedi daha Hikmet evet. Genç. Doğru. Vatandaşın ama sözünü bak, görelim. Bu, biraz bu çok af, bu alçak adam. Çok bak söylüyorum alçak hakaret değil. Hayır. Abi, bazı söyledik insan, diye dedim. Hayır, olsun ben yine hatırlatacağım. Ama bu alçak adam da bunu bir köşeye yazdık. Bunu hep hatırlatacağız bu adama. Tabii tabii. Bunu unutmuyoruz. Bak köşeye yazdık bunu. Doğru. Çünkü orada ölen yüzlerce insan, o şehitlerimiz, binlerce de gazimiz. Bugün birçok engellimiz var bu yaşanan şeyden dolayı. Demin ne dedik? Meclisimiz bombalanmış. Tabii. Bu alçak bununla üzerinden de 3.46'yı aştı diye attı ya bu tweet'i. Tabii. Bunu da bir köşeye yazdık. Buna da bir daha bir Türkiye'de ekonomisttir. Bilmem ekmek veren de alçaktır. Ha, bak bu şey, bir şey söyleyeceğim sana. Tam diyecektim ki niye Emin Çapa'yla sınırlı tutuyorsun? Çünkü bu bir zihniyetin temsilcisi. Çünkü bana dokunuyor bu. Ya bize az kalsın 15 tabii. Temmuz günü tabii. Hande Fırat'ın telefonu sayesinde. Kiminle dalga geçiyorsun şerefsiz? Hande Fırat'ın telefonu sayesinde 15 Temmuz'da tankların önünde Aydın Doğan'ın yattığına inandırmaya başlayacaklardı bize az kalsın. Yani ama bu o zihniyetin tezahürü. Evet, tamam, buna ekmek vermeyeceksiniz bu ekonomist. Bu ekonomiste göre zaten 10 küsur yıldır Türkiye batıyor ve. Hep öyle söylüyor. Bu adamlar adam olsalar, bak bunlar adam ekonomist olsalar son 10 yıldan beri şöyle bitti, faizler böyle oldu, dünya böyle yapar. Çöktük bitti. Vahmini çektiniz, şimdi geberdik, yarın geberiyoruz, önümüzdeki sene kesin geberdik diye adamlar bir de tankları yüzünden dalga geçecek. Bak buna ekmek verirseniz iki elimiz yakanınızdadır haberiniz olsun. Peki, vatandaş ne demiş Emin Çapa ile ilgili olarak? Gelin ona bakalım birlikte. Hı. Hem kızım.
reisimiz dövizlerimizi yatırın dedi. Allah nasip eder, şimdi geçirdim döviz yatırmaya. Yalnız bir yazarımız varmış. Emin Çapa diye bir adam, insan müsveddesi. Anladın mı? O görsün. Diyor ki 15-16 Temmuz'da tankların altına yatanlar nerede? Ben buradayım. Bak Ankara'da tankların altına yatıyordum ben. Allah nasip ederse şimdi bak reisim sözüm tuttum dövizleri getirdi. Bunu Emin Çapa görsün bu imansız. Al arkadaş 1450 şunu boz. Asıl azmaz bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Asıl katıktır. Bu Emin Efendi duysun bunu. Hadi dur. Tamam. E işte. Helal olsun. Mevzumuz bu. Yani. Yaşlı amca. Tabii. Vay be, toprak sağlam, maya sağlam olduğu zaman böyle adamlar çıkıyor. Ama bir de bu tanzimat kafalılar artık iyice yapıştı ağzımıza. Tanzimat kafalılar, devşirmeler. Türkiye battı batacak. Ay ben bu adamın, ben çok seyrettim. Onu kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Ya benim çocuk daha, ikinci çocuk daha doğmamıştı galiba. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Battık demeye başladı. Her sabah kalkıyoruz, bu adam Türkiye batıyor diyor ya. Ve bu adamın spekülasyonuna inansan Türkiye zaten batmıştı. TYT inanmadı. Ona inanmadı. Buna, bunun gibi bir tane daha var. Şimdi ismini söylemeyeceğim. O da çünkü şey olacak. Bir polemik konusu olacak. Sonra bir sürü bize laf giydirecek. Ama bu adam kendini ekonomist sanan bu insanlar ne Erdoğan'ın zamanında hatırlıyor musun? 2008-2009'da TYT geçer. Ha TYT. One minute ha. Avrupa'ya kafa koymak ha. Okta ekşi. Şimdi ayvayı yediniz ha. Bak Yahudi'ye one minute çekiyorsun. Siyonist kafaya. One minute çekiyor. Ulusalcı içeriden şimdi ayvayı yediniz diyor. Şimdi ayva yediniz diyor. Niye? Abi bu adamla sen mi iyi içip baktın, yetti, yaptın? Peki, ne yaptın yani? Tanju Çolak'ın dolar bozulma görüntüsü var. Tamam, bakalım orada. Aferin Tanju Çolak'a bu arada. Tanju Çolak'a da... O da yılın golünü atmış. Emin Çapa'ya gitsin bu golde. Tanju Çolak yılın golünü atmış. Evet. Görelim. Yılın golü böyle atmış. Al başkan. Teşekkür ediyorum Türk halkına. Bundan güzel bir şey var mı abi? Onur duyacak. Samsunlar bir alkışı görelim. Hadi bakalım. Canlarım benim. Kolay bu. Dolarla bizi kandırmaya çalışıyorlar, bozmaya çalışıyorlar. Bu memleket dolarla bozulur mu ya? Dolarla güç kaybeder mi Allah aşkına ya? TL'si kalmamış. Değil mi hanımefendi? Söyler misiniz? Alo. Müsaade edin arkadaşlar. Alo. Kimdi? Şunu sayıyorum. 100, 200, 300, 400. Teşekkür ediyorum. Çanta ver. Ver çantayı abi. Ben şuna koyayım onları. Ver abi. Koy abicim ona. Abi koyun içeri. Tamam mı? Tanıcı Bey kameraya. Gel başkan. Başkanım gel. Gel başkanım gel. Kaya abi gel. Bitti bu iş. Türk milletinin farkı işte bu. Samsunlu'nun farkı arkadaşlar. Biz Samsunlar her zaman... Devletimizin yanında olacağız. Milletimizin yanında olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi Tanju'yu selamlıyoruz önce. Selamlıyoruz. Helal olsun. Dün bu parayı bozdurduğu için ne kadar kârda? 11 bin. Şimdi 80 bin dolar kendisi bozdurdu. Şu anda 11 bin kârda. 11 bin lira kârda. Çünkü bozsaydı 11 bin zarardaydı. Tanju'lar para işinden anlar biliyorsun. Tabii anlamaz mı ya? Çok iyi. Yani yıllarca futboldan ne paralar kazandı biliyorsun. Ama hayatın en güzel golünü atmış abi şu anda. Ya bir de bak aklıma ne geldi biliyor musun? Çok alakası ama hazır bitmek üzereyken içimde kalmasın. Bu Kılıçdaroğlu kötü bir şeyse. Çok iyi bir şey. Çok yani Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ise tamam. En azından komik bir şey anlatacağım belli. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Ya adam işte Erdoğan söylüyor. Borsa ilan ediyor tamam diyor. Herkes TL'ye döndüm diyor. TRT'den başlıyorsun Türkiye'de kurumlara kadar. Çıkmış Kılıçdaroğlu. Yani ya de ki tamam kardeşim de ya yani. Bu doğru bir şey yani. Sonuçta Türk lirasını güçlendirmek iyi bir şeydir. Adamda ne kadar vizyon, ne kadar vizyon, misyon hiçbir şey yok adamda. Ne diyor? Ya diyor sizde diyor dolar mı bıraktınız millette de, astık altta para mı bıraktınız da, kutu kutu paralar. Döndü abi gene FETÖ malzemelerine. Bir şey koy ortaya ya bir günde ya. Peki bu arada... Mesela batıyoruz de, batmıyoruz de bir şey söyle. Dolarla şöyle paritenin uygunluğuna göre falan. Hani hesap uzmanıydı ya bu. Nasıl bir hesap uzmanı? Bak Tanju'nun hesap uzmanı daha iyi. Tanju bugün dün bozdurdu, evvelsi gün bozdurdu. Bugün bozdursaydı 11 bin lira içerideydi. Bu arada Turgay Güler az önce Twitter'a Şapşal Emin nerede diye bir şey açmış. Tek açmış. Emin'in kim olduğunu bilmiyoruz. Yani kimden söylediğini bilmiyoruz ama bir soruyor, ortaya soruyor.
Şapşal'a bin nerede? Evet. Bulalım. Büyük ihtimalle şeyde. Güney Afrika. Bilmiyoruz. Güney Afrika'daki var ya. Ha. Toronto. Şey Toronto. O şey zaten. Şöyle. Şapşalemin bu. He, tamam. O yerel dilde ne dilidir o? Çupilluma. He. Mokoko. Ha, Mokoko dilinde. Şapşale Emin'in bulana kadar Mokoko diyoruz. Saygılı olsanız ayrılıyoruz. Yeniden buluşacağız.